galaksimizde kozmosun derinliklerine yol almaya cüret eden başka dünyalara ait gemiler olabilir. Belki de yıldızdan yıldıza dolaşarak yaşamın yerleştiği gezegenleri arıyorlardır. Onların bile tahmin edemeyeceği yeni beliren özelliklerine daha yakından bakmak için. Bu araç işte tam da öyle bir keşif görevinde. Bu gezegeni tarayan kim onun yaşam için uygun olduğunu söylerdi ki? Bu cehennem çukurundan bir gün şakayıkların ve kartalların çıkacağını hangi çılgın iyimser öngörebilirdi? 4 milyar yıl önce bebekliğinde dünya çok az umut vaat ediyordu. Venüs daha olası bir adaydı. O zamanlar Venüs'te okyanuslar kara ve muhtemelen yaşam bile olmuş olabilir. Uzun zaman önceki bu dönem Venüs'ün serpilme anıydı. Yaşanabilir bölgede onun zamanıydı. Bu bir gezegenin yıldızıyla ilişkisi gereğince ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu dönemdir. Bir gezegenin varlığı esnasında yaşamı barındırıp sürdürebileceği bir zamandır. Fakat yaşanabilir bölgenin lütfu geçicidir. Ve hiçbir gezegende sonsuza dek sürmez. Biz kendi yıldızımızın yaşanabilir bölgesindeyiz. Ama o bölge yılda yaklaşık 1 metre hızla dışa doğru ilerliyor. Dünya yaşam için en elverişli zamanının %70'ini geride bıraktı bile. Ama telaşa lüzum yok. Çıkış stratejimizi planlamak ve uygulamak için hala 100 milyonlarca yılımız var demek bu. Güneşin lütfu başka diyarlar için bizi arkasında bıraktığında ve dünya bir yaşam bahçesi olmaktan çıktığında nereye gideceğiz? Türümüz Samanyolu'nun Engin Okyanusu'ndaki ücra adalara doğru yelken mi açmış olacak? Kozmos, yeni dünyalar. Kozmos'taki değişimler karşısında sığınılacak, birkaç yüz milyon yıldan fazla saklanılacak güvenli bir yer yoktur. Bir gün, bütün bunlar doğa kanunlarının emrettiği doğum, yıkım ve yeniden doğuş döngülerine teslim olacak. Evren güzel şeyler evrimleştirir. Sonra onları parçalara ayırıp parçalardan yeni şeyler yapar. Uzun vadede yeni bir olası dünyada hayatta kalmak isteyen türlerin gezegenler arası ve nihayetinde yıldızlar arası toplu taşımayı geliştirmeyi öğrenmesi gerekir. Bunu nereden mi biliyoruz? Evren hakkında bildiğimiz az şey, geleceğe göz atmamızı sağlıyor. İnsan faaliyetinin neden olduğu iklim değişikliğinin uygarlığımız için tehlike arz ettiği kısa vadeden bahsetmiyorum. Binlerce, milyonlarca, hatta milyarlarca yıl ayakta kalmak istiyorsak, bütün o karbondioksiti atmosfere salmayı bırakmamız gerek. Hem de şimdi. Doğru olanı yapacağımıza güvenip, uzun vadeye bakacağım. Güneş yaşlanıyor. Tıpkı geri kalanımız gibi. Bir gün çekirdeğindeki hidrojen yakıtını tüketecek. Günümüzden 5-6 milyar yıl sonra hidrojen füzyonu bölgesi yavaşça dışa açılacak. Termonükleer tepkimelerden oluşan genişleyen bir kabuk. Ta ki sıcaklık yaklaşık 10 milyon dereceden daha az olana dek. Bir sarı cüceden kırmızı deve dönüşecek. Venüs ve Dünya üzerindeki yerçekimsel etkisi azalarak kısa süreliğine
daha güvenli bir mesafeye göç etmelerine izin verecek. Kızaran ve şişen bu dev güneş, Merkür gezegenini sarıp yutacak. Yaşanabilir bölgenin lütfu, daha hızlı bir şekilde daha da dışa doğru ilerleyecek. Güneşin genişlemesinin yoğun ışığı ve sıcaklığı Jüpiter sistemine kadar ulaşacak. Oradaki amonyak ve su bulutları gezegenden kaçacak ve buhar olup uzayda kaybolacak. Jüpiter'in gösterişli üst atmosferinin altındaki daha sade, saklı katmanlar ilk kez ortaya çıkacak. Jüpiter'in donmuş uydularından birinde yuva kurabilir miyiz? Europa ve Kalisto'yu saran kalın buz tabakaları eriyerek, altındaki sıvı okyanusları daha öncekinden binlerce kat güçlü olan sert güneş ışığına maruz bırakacak. Bu da büyük miktarda su buharını serbest bırakarak kontrolsüz bir sera etkisi başlatacak. Ganimed'in bir zamanlar ince olan atmosferi buharlı ve yoğun hale gelecek. Baştan beri o okyanuslarda yüzen canlılar varsa, serpilip evrim geçirmeleri için yeni bir fırsat. Sonra Ganimed o canlılara ait olacak. Adil olan da bu. Çünkü biz bir sonraki yuvamızın güneşe daha güvenli bir mesafede olmasını isteyeceğiz. Güneşin evrimi kaçınılmaz. Fakat ev aramak için 1 milyar yılımız var. Kozmos'ta yeni yuvalarımız olabilecek gezegenleri aramak için zaman bol. Satürn, güneş sana ne yaptı? İhtişamını çalmış, halkalarını. Ve Titan, güneş seni atmosferinden yoksun bırakmış. Hey, buradaki olası dünyalarımız azalıyor. Tam zamanında Neptün'ün uydusu Triton. Adını Yunanlar tarafından deniz tanrısı Poseidon olarak bilinen Roma tanrısı Neptün'ün oğlundan alan bir dünya. Bu okyanusa henüz isim verilmedi. Kırmızı dev güneşin sıcaklığı, bir zamanların bu donmuş uydusundaki amonyak ve su buzlarını erittiğinde var oldu. Uzak torunlarımız bizden daha farklı bir ritme göre yaşayacak. Triton'da bir gün 144 saat olacak. Ve kışlar şiddetli geçecek. Neredeyse 50 yıl sürecekler. Yine de birkaç milyar yıl sonraki Triton bizim için harika bir yuva olabilir. Her şeye sahip, atmosfer, su okyanusları, yaşamı mümkün kılacak kimyasal yapı taşları. Tamam soğuk ama Kuzey New York'un Ocak ayındaki halinden çok da kötü değil. Bu da yıl boyu harika kayak imkanları demek. Fakat gün gelecek, güneş kendini tamamen tüketecek ve yaşanabilir bölgenin geçici lütfu burada da sona erecek. Güneşin yakıcı kırmızı dev savhası bitince, tamamen soyunup altındaki beyaz cüceyi ortaya çıkaracak. Hayatta kalan çocuklarını, dış güneş sistemindeki uyduları ısıtacak kadar bile enerjisi kalmamış bir yıldız. Yani uzun vadeli, mesela birkaç yüz milyon yıldan daha uzun dayanacak yeni bir yuva arıyorsak, daha da uzağa yolculuk yapmamız gerekecek. Güneş sistemimizden ayrılıp, yıldızlar arası uzayın engin, dipsiz okyanusuna göğüs germemiz gerekecek. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Uzak yıldızlara mı yol alacağız? Bir zamanlar aya doğru birkaç ufak adım attık ama sonra irademizi yitirip,
annemizin güvenli kollarına geri koştuk. Bize yıldızlar arasında bir yolculuğa dayanabileceğimizi düşündüren ne? Üstelik en yakını aydan 100 milyon kat daha uzaktayken. Büyük bilinmezlik minik gemilerimizi yutmaz mı? Bence bunu yapabiliriz. Neden mi? Çünkü daha önce yaptık. Samanyolu'nun ada dünyaları arasında yelken açma hayali kuruyoruz. Yelkenlerimizle fotonları yakalayacak, geri dönüşü olmayan noktanın ötesine gitmeye cüret edeceğiz. Bu yoldan daha önce geçtik. Bir zamanlar bilinmeyeni seçen bir halk vardı. Keşfedilmemiş sulara açılmak uğruna her şeylerini riske attılar ve cesaretleri ödüllendirildi. Cenneti buldular. Size onların hikayesini anlatmak istiyorum. Biz bu halka Lapita diyoruz. Ama adları hiçbir zaman bu değildi. Bu isim onlarca yıl önce çömleklerinin kırık parçalarını ilk keşfetmeye başladığımızda meydana gelen bir yanlış anlaşılmanın sonucu. Bence onlar Lapita değil, onlar seyyahlar. Onlara çok daha layık bir isim bu. 10 bin yıl kadar önce Güney Çin'deki yerleşkelerin nüfus artmaya başlayınca, şu an Tayvan'ın bulunduğu daha güneye gitmek için öncülük yapmayı seçenler oldu. Ve seyyahlarımız oraya yerleşti. Binlerce yıl mutlu yaşadılar. Ta ki orası da aşırı kalabalık olmaya başlayana dek. Tıpkı bizim bu gezegende kozmosun diğer gezegenlerine ulaşmak bir yana, onları tanıma umudu bile olmadan kozmik bir karantinada olgunlaştığımız gibi, uzak atalarımız da karanın esiriydi. Uzaklara gitmek istiyorsanız yürümeniz gerekirdi. Elinizden geldiğince yürüseniz bile suyun kıyısıyla sınırlı kalırdınız. Denize açılan büyük medeniyetlerin döneminden önceydi bu. Orta Doğu'daki Fenikelilerden ve Girit'teki Minoslulardan. Onlar da tarihlerinin çoğunda kıyıya yakın kaldı. Balıkçılık ve ticaret seferlerinde karayı gözden kaçırmamaya dikkat ettiler. Atalarımız için kozmik okyanusun sınırı burasıydı. Seyyahların imkansız görünene kalkışmasına ilk neyin ilham verdiğini bilmiyoruz. Yeryüzüne güvenemez mi olmuşlardı? Depremlerin ve yanardağ patlamalarının yaygın olduğu bir tektonik levha üstünde yaşıyorlardı. Yoksa oradaki düşman komşular onlar için hayatı yaşanmaz mı kılıyordu? İklimdeki bir değişim geçim kaynaklarını tehdit mi ediyordu? Yeni nüfus baskıları mı vardı? Aşırı avlanma ve aşırı balık tutma yüzünden adalarının kaynaklarını tüketmeye mi başlamışlardı? Yoksa dışarıda ne olduğunu merak etmelerini, ne kadar tehlikeli olursa olsun o gizemli mesafenin ötesine uzanmak istemelerini sağlayan şey insanın doğuştan gelen bir özelliği miydi? Sebepleri her neydiyse zamanla korkularını yendiler ve daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitmek için hazırlık yaptılar. Thank you.
Bize yolu göster. Seyyahlar, atalarının nesillere yayılan dikkatli gözlemlerini kullanarak, bugün hala geçerli olan yön bulma tekniklerini geliştirdi. Kuşların mevsimsel göç rotaları onların GPS'iydi. Yanlarına yüksekten uçan fregat kuşlarını da aldılar ve en yakın karaya en kısa mesafeyi bulmak için onları doğru zamanda saldılar. Okyanus akıntılarını parmak uçlarında hissedip suyu yorumluyor, bulutlarda yazan mesajları okuyorlardı. Bu seyyahlar bilim insanıydı ve doğa onların laboratuvarıydı. Kara! Kara! İlk yerleştikleri yer Filipin adalarıydı. Orada 1000 yıl kaldıktan sonra tekrar yelken açmaya hazırdılar. Yeni nesil seyyahlar, Polinezyalılar, Endonezya'ya başarılı keşif seferleri yaptı. Melanezya adaları, Vanuatu, Fiji, Samoa ve Marquez adalarını. Sonra da dünyadaki en izole ada grubu olan Hawaii adalarına. Tahiti, Tonga, Yeni Zelanda, Pitcairn ve Paskalya adası. Onların su imparatorluğu denizde yaklaşık 51,5 milyon kilometre kareyi kapsıyordu. Üstelik bunu tek bir çivi veya hiçbir metal alet olmadan başardılar. Adalar arasındaki temas sıklığı azaldıkça, Polinezyalıların yanlarında götürdüğü dil, soyutlanma sebebiyle farklı ağızlara evrildi. Birçok kelime değişti. Fakat Pasifik genelinin tüm dillerinde tek bir kelime aynı kaldı. Layar, yani yelken anlamına gelen kelime. (Gülüyor)
Bu sefer nereye gideceğiz? Dünyalar kitabını okuyabileceğiniz yere. Hayal gücü gemisi bir göreve gidiyor. Belli bir gezegene değil. Yıldızlar arası okyanustaki boş uzaya. Neden mi oraya? Benimle gelin. Güneşimize 80 milyar kilometre mesafedeki bir yere gidiyoruz. Size göstereceğim şey, binlerce nesildir arayanların bize bir hediyesi. Işığı bin yıldır, yerçekimini yüzlerce yıldır araştırıyoruz. Einstein'ın iç yüzünü anladığı pek çok şey arasında birinin diğerini nasıl etkileyebildiği de vardı. Yerçekiminin ışığı bükme şekli, kendi yıldızımız da dahil, her yıldızı kozmik bir teleskop için bir tür merceğe dönüştürmeyi mümkün kılıyor. 80 milyar kilometreye uzanan bir teleskoba. Günümüzde uzaydaki en güçlü teleskoplarımız başka güneşlerin dünyalarını sadece noktalar olarak görebiliyor. Kozmik bir teleskopsa, bize dağların, okyanusların, buzulların detaylı görüntülerini verebilir. Ve kim bilir, belki o dünyaların şehirlerinin bile. Bu kozmik teleskobun dedektörü. Uzak bir gezegenden yansıyan ışığı topluyor. Sonra yeryüzüne bir sinyal göndererek, bir yandan da teleskobun okülerine dönüşüyor. Gökyüzündeki şu en parlak yıldızı görüyor musunuz? O bizim güneşimiz ve bu teleskobun merceği. Arkasını göremediğiniz bir yıldız nasıl merceğe dönüştürülebilir ki? Uzak bir gezegenden gelen tüm ışık ışınları güneşin çok yakınından geçerken güneşin kütle çekimi o ışınları hafifçe büker. Uzayda kesiştikleri yere odak noktası denir. Çünkü baktığınız nesne orada odağa girer. 80 milyar kilometre uzunluğundaki bir teleskopla ne mi görebiliriz? Hemen hemen istediğimiz her şeyi. Galileo'nun en iyi teleskobu, bir görüntüyü 30 kat büyüterek, örneğin Jüpiter'i 30 kat daha yakın gösterebiliyordu. Kozmik teleskobumuzsa, nesneleri 100 milyar kat daha yakın gösterebilir. Ve onu neredeyse her yöne doğrultabiliriz. Dedektör parçamız, Güneş'in etrafında 360 derece dönüyor. Kozmos'un bizim için kapsam dışında olan sadece tek bir yeri var. O da kendi Samanyolu galaksimizin merkezi. Orası fazla parlak. Işınımı kör edici. Fakat böyle bir teleskopla önceden görmediğimiz başka birçok şeyi görünür kılabiliriz. Belki de olası bir dünyayı. Atmosferindeki gaz karışımı bize orada yaşam olup olmadığını söyleyebilir. Moleküllerin belli renk izleri vardır. Bu atmosfere bir spektroskopla, yani ışığı onu oluşturan renklerini ayıran aletle bakarsak, atmosferi oluşturan molekülleri tespit edebiliriz. Oksijen ve metan varlığı yaşam belirtileridir. Bu dünya canlı. Ve kozmik teleskobumuz bize tüm yüzeyinin eksiksiz bir resmini verebilir. Bu sadece gözle görülen ışığı görebilen optik bir teleskop değil. Aynı zamanda bir radyo teleskobu. Uzak gezegenlerden gelen ışığı 100 milyar kat büyütebildiği gibi radyo dalgalarını da büyütebilir. Gökbilimcilerin su birikintisi dediği bir şey vardır. Adını aslanların ve mandaların su içip yıkanmak için toplandığı yerlerden alır. Orası,
radyo spektrumunda parazitin asgari düzeyde olduğu bir bölgedir ve uzaklara yayılmış medeniyetler arasındaki en zayıf yayınlara bile kulak misafiri olabiliriz. Gürültüde saklı olan sinyalleri çözümlemek için bilgi işlem gücümüzün tamamını kullanmamız gerekir. Bu geniş teleskop aynı zamanda geçmişi görmenin de bir yolu. Uzaya bir nesnenin geçmişteki halini görmeden bakmanız mümkün değildir. Çünkü ışık hızı sınırlıdır. Sabahları güneşe baktığınızda 8 dakika 20 saniye önceki halini görürsünüz. Onu asla başka türlü göremeyeceksiniz. Çünkü güneş ışığının dünyaya kadar olan 150 milyon kilometreyi kat etmesi o kadar sürer. Bu teleskoptan herhangi bir gezegene bakınca onun da geçmişteki halini görürüz. Şimdi başka bir medeniyetin kozmik teleskobunu hayal edin. Mesela dünyaya 5000 ışık yılı uzaktaki bir medeniyet olsun. O gezegenin gökbilimcileri Mısır'daki piramitlerin inşasına tanıklık edebilir. Ya da Büyük Okyanus'ta cesurca ilerleyen Polinezyalı seyyahların yolculuğunu takip edebilir. Fakat kozmik teleskobun belki de en önemli kullanım alanı yeni dünyaları arayışımız olur. Benim anlayamadığım şey ise neden henüz bir tane yapmadığımız? Nasıl yapacağımızı zaten biliyoruz. Bu teknolojiye şu an sahibiz. Siz geleceğin ne zaman başlamasını istersiniz? Tamam. Başka dünyaları görme, onlara yolculuk yapma, onlara yuva edinmeye dair en büyük hayalleri kuruyoruz. Peki oraya nasıl gideceğiz? Yıldızlar birbirine çok uzak. Tüm zamanların en uzun yolculuğu boyunca insan mürettebatın hayatta kalmasını sağlayabilecek gemilere ihtiyacımız olur. En yakın yıldız 4 ışık yılı uzakta. Bu Proxima Centauri'ye kadar 39 trilyon kilometre demek. O ışık noktasının gerçekte ne kadar uzakta olduğuna dair size bir fikir vereyim. NASA'nın saatte 61 bin kilometre ile aslında epeyce hızlı giden Voyager 1 uzay aracı, Proxima Centauri'ye gidiyor olsaydı, oraya ulaşması 70 bin yıl sürecekti. Üstelik o sadece bizim galaksimizdeki 100 milyarlarca yıldızdan bize en yakın olanı. Yani tür olarak kendi gezegenimizin öngörülen raf ömründen daha uzun yaşamak istiyorsak, Polinezyalılar gibi davransak iyi olur. Doğaya dair bildiklerimizi kullanarak, bir zamanlar onların rüzgarla dolup ilerleyen yelkenlileri gibi, ışıkla dolup ilerleyebilen yelkenli gemiler inşa etmemiz gerek. Bu yelkenler muazzam, kilometrelerce genişlikte ama çok inceler. Bir çöp torbasından 1000 kat daha ince. Bir ışık fotonu o görkemli yelkenlere çarpınca onları biraz iter. Yani uzay boşluğunda bir fotonun en küçük itmesi bile onları daha da hızlı ilerletir. Ta ki ışık hızına kayda değer ölçüde yakın bir hızda hareket edene dek. Yıldızınızdan çok uzaklaştığınızda ve ışık azaldığında lazerler iş görebilir.
Proxima Centauri'ye ışıkla yelken açarak gidecek olsak, yolculuk 70 bin yıl değil, sadece 20 yıl sürerdi. Proxima B, yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunuyor. Fakat yaşamı destekleyebilir mi henüz bilmiyoruz. Bizim dünyamızın yüzeyinde evrimleşen yaşamı koruyan türden bir manyetik alana sahip mi? Proxima B'nin yıldızına yakınlığının başka bir sonucu da gezegenin muhtemelen kütle çekim kilidi altında olması. Bir yanı sürekli yıldıza bakıyor. Diğeri ise sonsuz geceye mahkum. Bu küçük yıldızlar ılık olabilir. Fakat önlerinde uzun bir gelecek var. Trilyonlarca yıl. Geleceği trilyonlarca yılla ölçülen bir medeniyetin devamlılık ve büyüme potansiyelini bir düşünsenize. Bu dünyanın gündüzüyle gecesi arasında uzanan topraklarda daima altın saat var. Proxima B yaşama elverişliyse, canlıları bu alacakaranlık kuşağıyla sınırlıdır. Buraya özgü canlılar için bir yuva veya soyumuz için olası bir kamp alanı olabilir. Proxima B'deki yer çekimi dünyadakinden yaklaşık %10 daha fazla. Bu bizim için büyük bir sorun değil. Vücudumuza ağırlık bağlayıp egzersiz yapmak gibi. Yörüngeden yapılan taramalarda bariz yaşam belirtisi bulunmadı. O yüzden Proxima B çok daha büyük bir yıldızlar arası yayılımda dünyalıların ara istasyonu olacak. Fakat o daha uzun yolculuklar için bize daha hızlı bir gemi gerekecek. Yuvamıza 100 ışık yılı mesafede bir sistem bulmuş olalım. Potansiyel olarak yaşama elverişli birkaç dünyası olan bir sistem olsun. Işık yolcuları için bu yolculuk 500 yıl sürer. Kozmik hız sınırını aşabilecek bir gemi yapmak mümkün mü? Matematiksel fizikçi Meksikalı Miguel Alcubierre, orijinal uzay yolu dizisinden ilham alarak, teoride ışık hızından daha hızlı gidebilecek bir gemi için hesaplamalar yaptı. Başarılı olursa, güneşimizle bu uzak yıldız sistemi arasındaki yolculuk süresini tek bir yıla indirebilir. Hatta daha da kısaltabilir. Ama durun bir dakika. Bilimin temel kurallarından biri ışık hızından hızlı gitmemek değil mi? Öyle. Fakat Alcubierre motorunun özelliği şu. O hareket etmiyor. Kozmos hareket ediyor. Gemi, hiçbir fizik kanununu ihlal etmesinin gerekmeyeceği kendi uzay zaman baloncuğuyla çevrelenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden Harold Faite bazı pürüzleri giderdi. Onu uçurmaktan men edici muazzamlıktaki enerji ihtiyacı gibi. Fakat hala hemen kavrayamayacağımız kadar uzak bu. Alcubierre motoru gemisi, yerçekimi dalgası yaratan bir makine. Önündeki uzay zaman okyanusunu sıkıştırıyor ve arkasında o okyanusu genişletiyor. Galakside ve ötesinde keyif yolculuğuna çıkmak için jet skiler. Kim bilir? Belki Laniakea süper kümesinin tamamı bir gün göletimiz haline gelebilir. Bu 100.000 galaksi demek. Laniakea, Hawaii dilinde ölçülemeyen cennet demek. Alcubierre motorunun gelişmiş bir versiyonu göz açıp kapayana dek 965 trilyon kilometre kat edebilir. Bir de bakmışsınız, uzak bir yıldızın gezegen sistemindesiniz. Ona Hoku sistemi diyelim. Kayalık buz devleriyle çevrili bir kırmızı cüce yıldız. Aralarında bir yerde yuvamız diyebileceğimiz bir gezegen var. Kozmik teleskobumuz 100 ışık yılı yarıçapındaki tüm yıldızları tarayıp buna giden yolu işaret etti. Bu 7 gezegenin tamamı yıldızlarına Merkür'ün güneşimize olduğundan daha yakın mesafede.
Haumea, Hoku'nun yaşanabilir bölgesinin hemen kenarında yer alıyor. O sıcak yeşil renkler davetkar görünüyor ama gördüğümüz şey ormanların tepeleri değil. Yeşilliğin kaynağı metan ve amonyak. Sadece 43 milyon kilometre mesafede bile Hoku yıldızı bu gezegeni sıcak tutamayacak kadar zayıf. Şimdi ise Hoku'nun yaşanabilir bölgesinin ideal noktasındayız. Ve bu da Tangaroa gezegeni. Türümüzün destanının en yeni bölümü burada yaşanıyor. İnsanların bu cansız gezegeni dünyalaştırması birkaç yüzyıl sürdü. Ama artık havanın tadı bile evimizin havası kadar tatlı. Fakat bu sadece Endonezya'ydı. Samanyolu boyunca göçebelik serüvenimizdeki ilk duraklardan biri. Önümüzde daha birçok ada var. Işıktan hızlı aracımızla bu hayali geleceğimizde an gelecek, kozmik teleskobumuzu ana gezegenimizden öyle uzağa yerleştireceğiz ki, bilinmeyen denizlere ilk kez yelken açan isimsiz atalarımızı bizzat görebileceğiz. Carl Sagan çocukken bu çizimi yapmış. Keşfin bir sonraki altın çağının nasıl gelişeceğini hayal etmiş. Bir bilim insanı olarak o çağda bizzat önemli bir rol oynadı. Şimdi de geçmişten bize sesleniyor. Geleceğe dair hayallerimiz hakkında. Bizler mi uzaya açılacağız? Dünyaları taşıyacak, gezegenleri yeniden tasarlayacak, komşu yıldız sistemlerine yayılacağız. Yuvamız olan gezegeni bile düzene sokamayan, rekabet ve nefretle bölünen, çevresini mahveden, öldürme amacıyla olduğu kadar rahatsızlık ve gafletle de birbirini katleden bizler mi? Dahası yakın zamana kadar bütün evrenin sadece kendi menfaati için yaratıldığına inanan bir tür olan bizler mi? Oraya gidecek olanların mevcut göreneklerimiz ve toplumsal geleneklerimizle tam olarak bizler olacağımızı düşünmüyorum. Bilgelik değil, sadece güç kazanmaya devam edersek kendimizi yok edeceğimiz kesin. O uzak zamanda var olabilmek için alışkanlıklarımızı ve kendimizi değiştirmemiz gerekir. Uzak gelecekteki insanlar hakkında tahminde bulunmaya nasıl mı cüret edebiliyorum? Bence bu bir doğal seçilim meselesinden ibaret. Şimdi olduğumuzdan biraz bile daha şiddete meyilli, basiretsiz, bilgisiz ve bencil hale gelirsek bir geleceğimiz olmayacağı neredeyse kesindir. Gençseniz, dünyaya yakın asteroidlere ve Mars'a ilk adımlarımızı siz hayattayken atmamız mümkün. Ama diğer gezegen sistemlerinin en yakınındakine dahi yerleşmeye hazır olduğumuzda değişmiş olacağız. Çok sayıda neslin gelip geçmesi bizi değiştirmiş olacak. İçinde yaşıyor olacağımız farklı koşullar bizi değiştirmiş olacak. Biz adapte olabilen bir türüz. Alfa Centauri'ye
ve yakındaki diğer yıldızlara ulaşan biz olmayacağız. Bize çok benzeyen bir tür olacak. Güçlü yanlarımızın daha çoğuna, zayıf yanlarımızın daha azına sahip olan bir tür. Aslen evrimleştiği koşullara benzeyen koşullara geri dönmüş bir tür. Kendinden daha emin, ileri görüşlü, kabiliyetli ve sağduyulu. Belki de bizden çok daha eski, çok daha güçlü ve çok farklı türlerle dolu bir evrende bizi temsil etmesini isteyeceğimiz türden varlıklar. Yıldızları ayıran engin mesafeler bir lütuftur. Varlıklar ve dünyalar birbirinden tecrit edilmiştir. Tecrit sadece yıldızdan yıldıza güvenle yolculuk yapacak kadar kendini tanıyanlar ve muhakeme yürütebilenler için kalkar. Güneş sistemindeki ve ötesindeki çok sayıda dünyaya güvenle yayılmış olan uzak torunlarımızın ortak mirasları, ana gezegenlerine olan saygıları ve başka ne tür canlılar olursa olsun evrendeki tek insanların dünyadan geldiğine dair bilgileri bir araya getirecek. Teşekkür ederim anne. Teşekkürler anne.